Kıymetli dinleyicilerim, 11 aydan sonra iki arkadaşımın bana gösterdiği sevgi ve muhabbetten dolayı onların sevgilerine, muhabbetlerine dayanamadım. Hocam, bize sohbet ettiğin gibi sohbetini kameradan da diğer kardeşlerimize duyur dediler. Biz de 11 ay sonra bu hastalığımıza rağmen tekrar bidonun karşısına çıktık. Yeniden taze videolar koyuyoruz. İnşallah ümmeti Muhammed anlarlar. Şimdi bakın. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinde örnek Eshab-ı Kiram'dır. Biz Eshab-ı Kiram'ı anlamak için hiç erinmiyoruz. Eshab-ı Kiram'ı anlatan ne kadar kitap varsa Ravzatül Müntehap'ta ben o kitapların isimlerini söyledim. Şu kitapta şu kadar Ehl-i Sünnet şu kitapta şu kadar sahabenin ismi var. Şu kitapta şu kadar sahabenin ismi var. Bir kitapta 10.000 sahabenin ismi var. Bir kitapta 70.000 sahabenin ismi var. Ben o kitapların hepsini dünyanın dört bucağından getirttim. Onlardan istifade etmek için okudum. Yazdığım 4600 hadisi şerif bir mürşidi kamilin üzerindeki taşıdığı hadisi şeriflerdir. Mahmud Efendi merhum dedi ki benim üzerimde günlük 4000 küsur sünnet taşıyorum. Eğer ki 4000 sünneti küsur 4000 küsur sünnetinden 2 sünneti eksik olduğunu çıksın bir adam söylesin, ben mürşitlikten vazgeçerim, yani ben bu işi borçlarım dedi. İşte aynen o mürşidi kamil gibi merhum vefat etti. Benim mürşidim de aynen onun gibi aynı ayarda, Allah sayılarını artırsın, 4000 küsur sünneti üzerlerine taşıyor. Eğer gelirsen görürsün. O sünnetin ağırlığından vallahi aynen böyle 60 tonluk araba gider gibi ağır ve vakar içinde yürüyorlar. 4000 küsur sünneti devralmak için 30 sene bir mürşidi kamilin hizmetinde bulunuyorlar. 4000 küsur sünneti bir mürşidi kamil onun üzerine, yani bir halifenin üzerine 30 senede yükleyebiliyor. Mürşidi kamil demek, peygamberin taşıdığı günlük 4000 hadisi, 4000 küsur sünneti taşımak demektir. 4000 sünneti küsürü amel etmeyen adam, 4000 küsur sünnetle amel etmeyen adam, İnsanı kamil olamaz. Mürşidi kamil olamaz. Onlar örnektir. Onlar yaşayan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani diri Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar diri hadisi şeriflerdir. Kitaptaki hadisler orada, onlar öyle duruyorlar. Ama mürşidi kamiller, kendisine bağlandığımız mesela Mahmud Efendi gibi, Abdülbaki Hazretleri gibi mürşidi kamiller, bu sünnetleri yaşayan insanlardır. Benim kitabımda 4000 küsur sünnet yazar, mürşidin üzerinde 4000 küsur sünnet vardır, onu yaşıyordur o. Ben 50-100 sünnet yürütemiyorum. Ama o 4000 küsur sünneti nasıl yürüttüğünün ben onun aşığıyım. Onu demek istiyorum. İşte bize örnek
bize örnek Eshab-ı Resulullah'tır. Şimdi bak ben bir misal vereceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'ı nasıl yetiştiriyor? Peygamberimiz 30'dan ziyade harbe iştirak etti. 40'a yakın harbe iştirak etti Peygamber Efendimiz. Sahabe-i kiram onunla beraber harbe gidiyorlar. İşte Tebük Muharebesi'nde Peygamber Efendimiz Medine'den çıktı. 30 bin kişiyle yürüdü. Nereye? Ona dediler ki Arabistan'daki bölük pörçük aşiretleri kim olsa Müslüman yapar. Öyle kudretliysen Arabistan topraklarını geç, Bizans'ı dize getir bakalım, görelim senin kuvvetini dediler. Ama Peygamberimiz eshabını Allah'ın izniyle öyle yetiştirdi ki eshabının her biri önce ben şehit olacağım ruhuna sahip oluyor. Acaba Peygamber Efendimiz onları nasıl yetiştirdi biliyor musunuz? Okudu ayeti kerimeyi. Evvela Nebiler ma'an nebiyyine. Birinci rütbeyi alanlar nebilerdir. İkinci rütbeyi alanlar ve sıddıkı yine ayet-i kerimede sıddıklardır. Üçüncü de ve şühedâ-i şehitlerdir. Dördüncüsü de salihlerdir. Demek ki herkes peygamber olamaz. Ama peygamberlik rütbesinden sonra sıddıklık rütbesi vardır. İşte biz Ebu Bekir Sıddık'la yarıştık. Yarışta ben onu geçtim, ben peygamber oldum. O da bir numara arkada Sıddık oldu. Sıddıklık peygamberlikten sonraki rütbedir. Ondan sonraki rütbe de şehitliktir. Ama dedi Peygamber Efendimiz şehitlik anlatıyor. Şehitlik, şehit olacağım. Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda bu canımı vereceğim diyen adam şehit olur. Ama harbe gidiyoruz. 30 bin kişi var. Allah'ın Resulü bunlara öyle hız veriyor ki 30 bin kişi harbe ederken önde harbe edenler var. Ortada harbe edenler var. Arkada harbe edenler var. Öndekiler niye öndekiler öne geçmişler? Biz için şehit olacağız. Biz yaşamak için gelmedik. Şehit olmak için harbe giriyoruz. Şimdi önde ben şehit olacağım. Ben geri dönmek için gelmiyorum buraya. Şehit olmak için geliyorum diye önde, en önde gidiyor. Bu da şehit oluyor. En arkadaki de sıra gelince o da şehit oluyor. Fakat en önde ile en sondaki şehidin arasındaki farkı peygamber anlatıyor. Bir gün şehitler cennette oturacaklardır diyor. Şimdi ashab-ı kiram dinliyor. Peygamber nasıl yetiştiriyor o ruhu? Onların ruhuna nasıl ruh veriyor? Allah ona ruh veriyor. O da o ruhu ashab-ı kirama veriyor. Şimdi şehitler oturdular. Cennette safa sürüyorlar. Çünkü nebilerden, sıddıklardan sonra şehitler. Şehitler otururken saltanata bak be, Allah cümlemizi şehit etsin. Ben öyle bir kendim istemiyorum. Herkes istiyorum. Çünkü şehitlik bambaşka bir rütbedir. Ama şehitlik derece derece.
Şimdi şehitler oturuyor ki cennette kafalarını kaldırıyorlar. Peygamberimiz böyle anlatıyor. Aşağıdaki şehitler kafalarını kaldıracaklar. Bir bakacaklar ki yukarıda çok güzel bir makam görülüyor. Allah Allah. Gördük ama böyle güzel bir makam görmedik. Nasıl biçim cennettir? Yani biz de cennette duruyoruz ama orası bir bambaşka yahu diye gözler orada dikli kalacak. Ve soracaklar, diyecekler orası kimin? Melaike-i kiram onlara diyecek ki yoksa orası peygamberlerin mi? Hayır. Sıddıkların mı? Hayır. E kimin? Ondan sonra bir şehidiz. Orası da şehitlerin. E biz de şehidiz. Evet siz şehitsiniz ama onlar harp edenlerin önünde ilkin bir şehit olacağız diye ilk defa canlarını vermek için gayret edenlerdir. İlk defa ölen şehitlerdir. Sonrakilerde size de sıra gelince şehit olmuşsunuz ama aranızdaki fark bu kadardır. İşte Peygamber Efendimiz bütün eshab-ı kirama daha evvel ben şehit olacağım ruhunu veriyordu. Bu ruhtaki olan Tebük gazvesine gelen 30 bin kişi sanki namaz kılarken ağızlarına misvakla o yana bu yana götürürken düşman onu seyrediyor veya düşmanın gözlüğünü yapan adam seyrediyor. Yahu bu Müslümanlar öyle bir ruha sahiplerdir ki vallahi 30 bin kişinin hepsi ben şehit olacağım diye uğraşıyor. Geri memleketime döneceğim demiyor. Diyorlar diye varıp Bizans ordusunu anlatıyor. Bizans ordusu da kendi kendine diyor ki bunların hiç durası yok. Bunlar bir defa şehit olmayı göze almışlar. O ben ilkin şehit olacağım, o ben ilkin şehit olacağım deyince bunun manası nedir? Ya onlar 30 bin de şehit olmadıktan sonra kurtuluş yoktur. Onlar şehit oluncalar siz çoktan ölürsünüz. Hepsi bir arada mı ölürse canınızı çıkarır deyince asker korkuyor. Peygamber orada 20 gün bekliyor. 20 gün zarfında Bizans ordusu yerinden kıpırdamıyor. Peygamber diyor ki Nusurtu bir rovi. Ben korkuyla yardım olundum diyor. İşte eshab-ı kiram böyle yetiştiriyor. Ben eshab-ı kirama böyle aşığım. Ben peygambere böyle aşığım. 80 senedir ben onun aşkıyla arıyorum. Şu gözlerime bak. İşte eğer bir hoca böyle Allah'ı peygamberi aşkla anlatıyorsa ben onun ayağının altını turabı olamam. Neredeymiş onlar Arafat bak. Allah onların sayılarını artırsın. Öyle profesörlerimiz yok değil var. Ama bak bana bana bak. Cuma 16 rikat idi. Ömer Nasuh bilmem gibi bir dersi am ordonör profesör yani herif. Dersi am. Kitabında büyük İslam ilmi halinde Hanefi mezhebi Cuma'yı 16 rikat kılar diye yazıyorken senelerce bütün şeyler 16 rikat efendim Cuma namazı duruyorken onu 10 rikata indiren sözde kendilerini müştehit gibi gören profesörler var. Onlar da profesör. Ben onlara bağlı değilim. Ben onların kitaplarını okumuyorum. Ben yine Ömer Basın Lübnen'in kitabını okuyorum. Sen Ömer Nasuh Bilmen'in kitabını camiden kaldırtmakla, Diyanet'in o iki cildini koymakla, yani Ömer Nasuh Bilmen'i sen sileceğini zannettin sen. Ehl-i Sünnet seni siler.
Sen ehli sünneti silemezsin. Ben Ömer Rasulü'nün aşığıyım. Senin de aşığıydım idi. Fakat ne zaman ki sen başkalarını dinledin, Cuma'yı 10 rikata indirdin, İzmir'i pilot bölge seçtin, ondan sonra da Kemalpaşa'daki adamların namazını 10 rikata indirdin sen, ondan sonra gözümden düştüm. Sen profesör değil de ordunun üst profesörsen ehl-i sünnet olmadıktan sonra benim gözümde fazla Ömer Nasuh Bil gibi büyük alim olamazsın. Halbuki sana ben Ömer Nasuh zamanım Ömer Nasuh bilmesin derdim. Bunlar da Ömer Nasuh bilmen gibi bana bak ulan Ömer Nasuh bilmen nasıl bir alim biliyor musun? Ben o adama hayranım. 8 ciltlik bir istilatı kamusu fıkhiye yazdı. Ve üniversitede Allah'ın izni keremiyle o kitabın İslam hukuku olarak okunmasına Allah'a yalvardı, yakardı. Allah da onun kitabını hukuk fakültesine koydu. Bugün Türkiye'de ne kadar müftülük varsa hepsinin fetva vermesi için istirahat-ı kamusu fıkhıya var. Ama onun Arapçasını okuyacak kabiliyette adam çok az. Varsın okumasınlar. Yeter ki o müftüler istirahat-ı kamusu fıkhıya bağlı kalsınlar. Ben onların ayaklarının turabı olurum. Onların isimlerini söylüyor ki Allah selamet versin. Allah makamlarını yüce etsin diye dua etmiyorsam şerefsizim yani. Yeter ki onlar Ömer Nasuh Bilmen'in istilahatı kamusu fıkhiyesine, Ömer Nasuh Bilmen'in büyük İslam ilmihane bağlı kalsınlar. Ellerine su dökemem bu itikatta olan adamların. Ama o itikatta olmayıp da onu hor hakir gören, kenara çeken adamları fazla onlarla bir ilişkim yok. Allah kusurumu affetsin.